Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak konuştu komisyon toplantısında. Gündeminde nükleer santral vardı. Akkuyu nükleer santraline ilişkin ve diğer projelere ilişkin detayları paylaştı. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin enerji politikasına dair de detaylar vardı konuşmasında. Rusya ile Türkiye arasındaki krizin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin akıbeti merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın gündeminde Akkuyu Nükleer Santrali vardı. Yol haritasından bahsediyoruz. Albayrak, imar planı çalışmaları tamamlandığında inşaat faaliyetlerinin başlayacağını açıkladı. ÇED olumlu kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 3 yıl süreli ön lisansının alındığını söyleyen Bakan Albayrak, santralin ilk ünitesinin 2022'ye kadar elektrik üretimine başlamasının planlandığını belirtti. Albayrak, orta ve uzun vadedeki planlarını da açıkladı. 2023 yılına kadar nükleer santrallerden elektrik üretimine geçilecek, 3. nükleer santral içinde çalışmalar başlatılacak. Lignit ve taş kömürü kaynaklarının önemli bir bölümü 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilecek. 2019 yılı sonuna kadar elektrik enerjisi üretimi portföyünde yerli kömürün payı arttırılacak. Ortaya koyduğu Bakan, Sinop nükleer santrali çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Çok daha büyük başarıları hep... Yeni bir şey yok aslında Türkiye'nin bu enerji planında. Nükleer santral ısrarı sürüyor. Ve kömür ısrarı da aynı şekilde devam ediyor. Tüm dünyada kömüre dair bir artık vazgeçiş varken, iklim değişikliğinden bahsederken tüm dünya, Türkiye farklı bir yol ilerliyor, farklı bir yolda ilerliyor gibi. Şimdi bunları konuşacağız. Gazeteci yazar Pelin Cengiz telefon attığımızda. Merhabalar, hoş geldin Pelin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bu plan bütçe komisyonu çalışmaları kapsamında Berat Albayrak'ın konuşmasından biz bazı detayları aktardık. Türkiye'nin enerji planına dair çok da yeni olmayan, hepimizin aslında bildiği bazı detaylar paylaşıldı. Bunları soracağız sana. Öncelikle nükleer santralle başlayalım istersen. 3 nükleer santral planı var Türkiye'nin önünde. Akkuyu'ya dair de plan hazır gibi 2023'e işaret ediliyor. Ne diyorsun? Bu enerji yöntemiyle ilgili Türkiye'ni seçti. Yani aslında bu Türkiye'nin, yani böyle bakıldığında sürekli bir tarihler verilip duruluyor ama 1965'lerden aslında beri Türkiye'de nükleer enerji üretilmesi, nükleer santrallerin devreye alınması meselesi konuşuyor. Hatta yani çok daha eskilere, ilk karar alınma zamanına dönecek olursak 1950'lere kadar gidiyor bu. Daha sonra 70'li yıllarda işte Türkiye Elektrik Kurumu'na görev verilmiş, işte Üsküdar'da santral kurulması için harekete geçilmiş. 1960'lı yıllarda da yer seçimleri belirlenmiş ve 50'li, yani 50 yıl öncenin teknolojisiyle alınmış kararlar üzerinden aslında hala daha yürüyoruz. Ve şimdi ilk olarak 2019 yılı telaffuz edilmişti. Daha sonra ilk üretim için 2020 söylendi. Şimdi de yeni tarih olarak 2022-2023 tarihlerini konuşuyoruz. Yani bu tarihler sürekli ileriye atılıp duruyor. Tabii yani bu geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin ardından Türkiye ile Rusya ilişkileri gerildi ve tabii hemen ortaya da bu Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılıp yapılamayacağı meselesi konuşulmaya başlandı. Orada tabii aslında bizim hiç daha önce duymadığımız, bilmediğimiz bir rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan telaffuz etti. Aşağı yukarı 3-3,5 milyar dolar civarında Rusya'nın şu ana kadar Akkuyu için yatırım yaptığını, ama yani aslında bu konuda Türkiye'nin değil de daha çok Rusya'nın hassas olması gerektiğini söyledi. Ve yani biz önümüzde başka seçenekler de var, gerekirse bunları değerlendiririz gibi bir açıklamaya gitti. Ama tabii o işler o kadar kolay olmuyor tabii. Yani bu teknoloji açısından, yapılan işbirlikleri, uluslararası sözleşmeler açısından hemen yani böyle sözleşmeleri feshedip başkasına devretmek, bu nükleer işlerinde bu kadar
kolay olmuyor. Ama tabii o günlerde işte başka bir takım iddialar ortaya atıldı. İşte önce durduruldu dendi. Daha sonra işte başka seçenekler var. Sözleri dolaştıktan sonra işte Rusya askıya aldı dendi falan. Ama bu iddialar daha sonrasında iki taraftan da yalanlandı, kabul edilmedi. Ama yani ortada bir gerginlik olduğunu artık, yani bu bir gerçek, bunu herkes biliyor. Belki de yani Rusya ile olan ikili ilişkiler anlamında, ortamın ısıtılması anlamında, bu santralın yapılmasıyla ilgili kararlılığın ortaya konması açısından belki böyle uluslararası ve ulusal kamuoylarına bir mesaj niteliği taşıyor herhalde bugünkü açıklama. Evet, Perin Cengiz, bir de kömürü soralım. Türkiye bir de yerli ve milli vurgusuyla aslında yerli kömüre de yönelerek ve destek vereceğini söyleyerek enerjide önemli bir araç olarak kullanacağı benziyor önümüzdeki dönemde kömürü. Bir taraftan iklim değişikliği tartışmaları da varken Türkiye'nin kömürle ilgili bu ısrarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye biliyorsunuz 2012 yılında Türkiye'de kömür yılı ilan edilmişti ve özellikle yerli kömürün çıkarılması konusunda hükümet tarafından böyle ciddi bir destek kampanyası yürütülüyor. Aşağı yukarı şu anda 70 ila 80 arasında değişen rakamlarda Türkiye'nin halihazırda yapmayı planladığı kömürlü termik santral projesi var. İşte bunların bir kısmının ÇED süreçleri devam ediyor. Bir kısmı proje aşamasında, bir kısmı inşa ediliyor. Ama tabii yani gerek bu COP21 zirvesinde özellikle tabii kömüre bir atıf yok ama genel olarak fosil yakıtlardan elde edilen enerjilerin azaltılmasıyla ilgili genel bir bir niyet göstergesi var. Dünyada da pek çok ülke artık kömüre olan yatırımlarını azaltıyor. İşte yenilenebilir enerjilere geçiyor. Başka alternatif enerjileri değerlendiriyor. Yani burada tabii Çin çok iyi bir örnek değil ama aslında Çin'in çok ciddi anlamda işte kömürden bir yandan kaçınırken bir yandan yenilenebilir enerjilere doğru geçişi var ama en son yaptığı açıklamalarda gene nükleere doğru aslında bir kayışı olduğunu görüyoruz. Tabii daha çok Batı ülkelerinde iyi örnekler var önümüzde. Almanya, Danimarka gibi, öbür Latin Amerika'da Uruguay gibi, işte bazı bir takım Afrika ülkeleri gibi. Yani giderek bu dünya genelinde kömür yatırımlarının azaltılması, kömürden diğer başka alternatif enerji türlerine doğru bir geçiş gözlemliyoruz. Fakat Türkiye'nin bu konuda herhangi bir geri adımı yok. Hala daha özellikle yerli kömür konusunda ısrarı söz konusu. Yani bu projelerin hangileri hayata geçirilebilir? Bunlar tabii tartışmalı ama öte yandan tabii şunu belki biraz göz önünde tutmak gerekiyor. Özellikle bu 5 yıllık kalkınma planlarına baktığımızda sanayinin öngörülen enerji talebinin gerçekleşen enerji talebi sürekli altında kalıyor. Hatta yarı yarıya gibi bir seviye. Çünkü o kalkınma planları Türkiye'nin aşağı yukarı işte %5.7, 5.8 büyümeyle gideceği varsayımıyla öngörülmüştü. Fakat Türkiye bu kadar büyümediği için sanayinin de bu kadar elektriğe ve enerjiye talebi olmadığı için aslında bu kadar çok termik santralı ve nükleer santralı ihtiyacımız var mı? Bu tartışmayı yeniden gündeme getirmek gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu tartışma da herhalde sürecek gibi. Şu an sadece bütçe komisyonundan bütçesi onaylanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sonrasında da tartışmalar sürecek. Teşekkür ediyoruz bugünlük Pelin Cengiz. Ben teşekkür ederim. İyi Sağ günler. Evet, gazeteci Pelin Cengiz'le Türkiye'nin enerjiye dair önümüzdeki yıllardaki planlarını konuştuk. Devam edelim Yeşil Bülten'e.